İyi akşamlar efendim. 16 Eylül 2024 Pazartesi saat 19. Nava ne na haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz tane tane. Tane tane anlatmaya çalışan çalışana memleketin halini, vaziyetini. Anlayan var mı? İşte ona bakacağız. Şimdi bugün önemli bir gelişme yaşandı. Narin cinayeti soruşturmasında. Narin'in yengesi Hediye Güran ifade verdikten sonra Narin'in annesinden diş örnekleri alındı. Bir de yenge Güran'ın boğuşma olduğu ifadesi de soruşturmayı yeni bir boyut kazandırdı. Gerçi bunu da kazandırdı demek ne kadar doğru. Herhangi bir ifadeyi kazandırdığı gibi olumlu bir ifadeyi nasıl kullanabiliriz? Kullanamayız elbette. Çünkü narin cinayetinde 27. gün katil hala belli değil. Faryaya görüyor. Bir 50-60 metre, 80 metre olsun. Narin cinayetinin üzerindeki sis perdesi 27 gündür aralanamıyor. Anne, abi dahil 11 kişi cezaevinde. Nari'nin yengesi Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatılmıştır. 8 yaşındaki Nari'nin kaybolduğu güne dair en kritik bilgiyi de o verdi. Annesiyle Enes arasında sebebini bilmediğim bir boğuşma oldu. Soruşturmada en kritik isimlerden biri Hediye Güran tutuklu amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran olay günü Nari'nin evine birçok kez girip çıktı. Şüpheli giriş çıkışları sonrası gözaltına alındı. Onun jandarmadaki sorgusuyla soruşturmanın seyri değişti ve yeni gözaltılar oldu. Nari'nin yengesi Hediye Güran sorgudayken iki akraba daha gözaltına alındı. İsa ve Şeyma Maka'nın sahte ihbarlarla soruşturmanın seyrini değiştirdikleri iddia ediliyor. Nari'nin annesinden diş örnekleri de yine Hediye Güran ifade verirken alındı. Yenge Güran'ın boğuşma olduğu ifadesi soruşturmaya yeni bir boyut eklemiş oldu. AB Skura'nın kolundaki ısırık izleriyle anne Yüksel Güran'ın diş kalıpları karşılaştırılmaya devam ediyor. Bunu bana yaşatmaz, bu kuzenleri bırakmasınlar narin için. Bu kuzenler hepsi her gün ağlıyor. 11 tutukludan biri de Narin'in 23 yaşındaki kuzeni Muhammed Kaya'ydı. Kaya'nın Narin kaybolduktan bir gün sonra yolda Narin'in terliğini buldu ve jandarmaya terliği vermeyerek sakladığı ortaya çıktı. İfadesinde diğer şüpheliler gibi terlik sorusuna çelişkili yanıtlar verdi terliği nerede buldunuz ve terliği bulduğunuzu neden sakladınız? Ben yolda arabayla yeğenlerime süt almak için seyir halindeyken Çarıklı yolunda terliği gördüm. Terlik köyden iki buçuk kilometre uzaklıktaydı. Ben terliği alıp arabaya koydum. Köye geldiğimde bir kargaşa vardı ve köydekiler bir odada jandarma görevlileriyle birlikte toplanmışlardı. Ben bu kargaşada da terliği söylemeyi unuttum. Cinayetin çözülememesiyle birlikte köyde tedirgin bekleyiş ve endişe devam ediyor. İşte bu yüzden ev sakinleri birer birer evlerine güvenlik kamerası taktırıyor. Köydeki güvenlik kameralarının sayısı artıyor ancak hala narine dair tek görüntü var. Yenge Hediye Güran savcılık sorgusunda yeni bir sır açıklayacak mı? Gözler anlattıklarıyla kilidi çözmesi beklenen Hediye Güran'a ve onun savcılığa verici ifadeye çevrildi. Nari'nin şüpheli olmayan tek abisi 21 yaşındaki Baran Güra'nsa davayı takip etmesi için Diyarbakır Baro Başkanı'na vekaletname verdi. Burada birden fazla kişi taraftan iştirak dediğimiz şey birlikte öldürme kararı iştirak girer. Yani azmettirende iştirak, iştirak girer.